Selamun Aleyküm hocam diyor. Şimdi güzel diyorsunuz da hocam Amerika'ya, İsrail'e, Rusya'ya, Batı'ya, Doğu'ya hepsini tamam. Hepsine laf söylüyorsunuz manasında yazıyor. İran'ın diyor bu işle alakası yok mu? İran'a hiç söz getirmiyor, söz etmiyorsunuz diyor yani. Şimdi siz açık ve ne söylüyorum ya ilk defa karşılaşıyorsunuz bizim programlarda veya açık söylüyorum FM TV ilk defa herhalde seyrediyorsunuz. Biz normal şartlarda devamlı programlarımızda devamlı gerçekten adalet neyse devamlı söylemişizdir. Yine söylemeye devam edeceğiz. Her zaman söylemişizdir ve söylemeye devam edeceğiz. Söylemiş olduğunuz ülke yani İran'la alakalı bunlar içlerinde ehli sünnet olanları istisna ediyorum. Çünkü biliyorsunuz İran'da 80 milyon insan var. 18 milyon ehli sünnettir. Ama dışındaki Şia ile alakalı ifadelerimi her zaman bir söylemişizdir. Onlar devamlı Müslümanları bölmek için, tefrika için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. Yaparlardı. İşleri bu yani. Amerika ile İsrail ile sanki birbirlerine düşman gibi gözüküp de işin perde arkasında her zaman dostluk her zaman beraberlik ortaya koyarlar. İşleri o yani. Takıya yapmak onların işi. Ayşe annemize, peygam peygamberine sevgilisi Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'e söz söylemede en önde giderler. O yüzden dolayı bunlara bizim işimizin olmadığını ve her fırsatta da yani Şia mantığının devamlı ehli sünnet düşmanlığını yaptığını da devamlı ne yapmışızdır biz? Burada söyleriz biliriz kesinlikle bunun dışında asla fikrimiz olmaz. Böyle aşikar bir şekilde de ne yapmışızdır? Devamlı ikaz etmişizdir. Çünkü bunlar Ayşe anneme laf söyleyecek. Allah'ın 18. Tane ayeti kerime gönderdiği ifki ayeti kerime yani iftiralarını kabul etmeyecek derecede olan bu insanlara biz kesinlikle zerre kadar sevgiyle, muhabbetle bakma şansımız yok. Suriye'deki en son olaylarda gördük. Orada Halep'teki özellikle ehli sünnet kardeşlerimizi resmen resmen doğrama konusunda kendilerine bizzat kendine vazife aldılar. E bunları nasıl görmeyiz biz ya? Görmeye de gelebilir miyiz? Bunların hainliklerini mı söyledik biz. Daha önce de biz bunları ikaz ettik. Suriye meselesinde değil. Daha önce de bu konuda ikaz ettik. Bunlara göre edilmez. Bunlara gerçekten bunlara dostluk yapılmaz. Dostluk yapmaya kalktığınız zaman bunlar seni sırtından vurur. İncele göreceksin. Kandil olayında ne oldu? Kandili boşaltıyorsun. Öbür tarafta kandilin diğer tarafına geçiyorlar, diğer tarafına geçiyorlar ve orada sahip çıkıyor onlara. Yani bize her yerde özellikle Türkiye'mize, özellikle Ehl-i Sünnet itikadında olanlara her yerde pürüz ve sorunlardır. Bunu her zaman söyledik yine söylüyoruz. Ama ve lakin nasıl olur da duymamışsınızdır bilmiyorum. Ya dedim ya ilk defa karşılaşıyorsunuz ama lütfen ve keremen. FM TV ekranlarından bizi seyrederken lütfen ve keremen diyorum. Bize asla ön yargılı davranmayın. Ön yargılı yazılar yazmayın. Biz Allah'ın izniyle eğer itikadınız ehli sünnet çerçevesindeyse Allah ve Resulü çerçevesinde, Kur'an çerçevesinde yürümeyi gerçekten şiar edindiyseniz, fikirlerimiz hep beraber aynı şekilde yürürüz Allah'ın izniyle. Ama yok, başka şekilde başka saflarda yürüyorsanız o zaman söyleyeceğimiz bir şey yok. Rabbim muhafaza etsin.